Radyo Eksen'in YouTube kanalına hoş geldiniz. 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Ben Barış Akpolat. Bugün yıllardır gerçekleştirmek istediğim ve bir türlü gerçekleştiremediğimiz Emre Yücelen buluşmasını yapıyoruz. Kendisi bir vokal koçu. Aynı zamanda YouTube'da harika bir kanalı var. Yıllardır her videosunu takip ediyorum. Ve kendisiyle sonunda bir reaksiyon videosu çekeceğiz. O bana beni şaşırtacak, müzikler gösterecek, vokaller gösterecek. Ben de ona onu şaşırtacağını düşündüğüm bazı şeyler göstereceğim. Şimdi onun karavanına geldik. Normalde çekim yaptığı karavanına. Ama tabii ki belli sebeplerden karavanın lokasyonunu söylemiyorum. Şu anda Manavgat'tayız. Şu anda Emre Yücelen'in karavanındayız. Biraz önce anlattım. Emre bir vokal koçu, yıllardır sosyal medyadan konuşuyoruz, birbirimize şarkılar yolluyoruz, abi şunu gördün mü, bunu gördün mü? Emre'nin YouTube kanalı harika, çok şey öğrendim vokalle alakalı ve kendisi öyle bir adam ki onun sayesinde artık gençler kim detone olmuş, kimin entonasyonu bozuk, hangi gitarın akoru yok, tamam mı? Hepsini biliyor, dolayısıyla sistemin içinde eyvallah. Bir yeni bir kurgu yarattı Emre. Ve yurt dışında bu reaksiyon videoları, eğitim amaçlı reaksiyon videoları daha patlamadan önce Emre bu işi burada yapıyordu. Biz de yıllardır onunla bir ortak bir işe girmek istedik. Aynen. Bugün o gün. Ne haber hoş abi? Geldin. Hoş geldin. Süpersin bulduk. Ya Barış valla. Yani senin müzik zevkini çok seviyorum zaten. Eyvallah karşılıklı. Bakıyorum neler paylaşıyorsunuz, neler ediyorsun. Yani şimdi ben genelde Türkiye'de dinlediğim parçalar işte Türkçe pop ağırlıklıdır. Türkiye'de gönderilenler çoğunluğu. Fakat hani rock köklü bir şey dedim mi bakayım Barış ne dinliyor, ne yapıyor. Ben sürekli takipteyim seni. Süper. Ondan önce de takipteyim yani. Sadece müzikle alakalı da değil. Yani. Eyvallah. YouTube'un kurucularından biri de sizsiniz. Estağfurullah. Yok, yok. Kurucu demeyelim ama. Kurucu değil ama Türkiye'deki ilk içerik çekenler çünkü sizler. İlk hani şey diyelim. Biraz daha böyle konsept hani ne olduğunu belli olan baştan sonuna kadar hep aynı gitmeye çalışan kanal diyelim. Aynen. Hadi markalaşmaya çalışan kesinlikle. Diyelim. Kesinlikle. Evet öyle bir çalışmalarımız oldu. O zamandan beri konuşuyoruz Emre'yle. Şimdi bugün bir şey yaptık. Emre'ye ben birkaç tane onu şaşırtacak, reaksiyon verecek müzik merak getirdim. Merak ediyorum ya. Onları bilmiyor. O da bana aynı şekilde. Yok abi konuşmadık. Gibi. Hiç konuşmadık. Hangi parçalar olacağını da bilmiyorum. Az kalsın yollayacaktı hatta dedim dur yollama. Dur şunlar olur falan. Bitti. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hatta az önce sana bir şeyler söyledim onları da söylemeyeceğim. Madem öyle daha da sert giriyorum. Yok abi onları da bile öyle. Bu videoyu çok uzun zamandır istiyordum. Harika şu anda neler başlıyorum. Var? Şimdi bir tane şundan başlayalım. Bu videoyu çekmeden önceki akşam Mark Linigan'ın çok sevdiğimiz, radyo dinleyicisinin de çok sevdiği grunge'ın büyük babası sayılan Layne Staley, Nirvana, Queens of the Stone Age'in kurucularından zamanında onlarla da iş yaptı. İşte Mad Season'da vokal yaptı Layne Staley anısına kurulan grupta. Harika bir vokalisti, çok sevdiğim bir adamdı. Çok önemli bir şairdi. Ve kendisini maalesef dün akşam kaybettik. Of. Ben de Mark Linigan'ın sesini çok severim. Hı-hı. Yani konuşma sesini de çok severim. Hı-hı. Röportaj yapmıştım. Şey yapamadım yani adamla konuşamadım. O kadar of. İyi bir ses ki. Şu anda bir tane Mark Linigan şarkısı açalım. Tamam. Bir senden onun sesine dair bir fikir alayım istiyorum. Eğlence. O adam... Yani hani selam merhaba ben geldim. Abi ben bu mikrofonlara falan bayılıyorum ya. İstersen abi durdursam gider değil mi? Ha gidiyor durmuyor. Durmuyor. Çok iyi devam. Spacing'i çalışıyor sadece. Abi mikrofonlar. Şimdi bu ilk benim hep dikkat ettiğim şimdi ses rengi güzel ama yani karşısındaki mikrofonun o sesin karakterini alması gerekiyor. Yani her mikrofonla çıkmaz. Hani patates soğan dediği zaman sokak olmaz yani. Sıradan gösterir. Fakat yani karşısındaki bir bu arada duruşu da senin hep dikkat değil ettiğin mi? Şey. Tam şu karşısında. Yok, şu yok, şu. Aynen. Tam ya, şimdi şarkıcılar kaçınılmaz olarak bunları falan yapıyorlar. Çünkü izleyen için böyle falan. Hmm. O artistliği güzel. Artistlik güzel ama işi bilen şarkıcı bununla uğraşmaz. Yani o zaten bunun da şovunu ama böyle yapayım da millet alkış alsın. Hmm. Dayo. Yani yapar ama istediği onun için. Onun başka bir operatik zaten bir hali var tabii, adamın. Yani tabii. Teatral bir aynen, durumu var zaten. Aynen. Yani şov amaçlı bir şeyi onun içine katmak, abartmak biraz oluyor. Onlar da ya iyi şarkıcılar da bunlar yok. Adam zaten söyleme derdinde yani. Hmm. İşinde, şarkının ruhunda. Seyirci de ondan böyle deliriyor yani. Gönder. Yani
Yaş abi, yaş. Yaş yükseldi mi? Şimdi yaş yükseldi mi abi? Şimdi bu alttaki bu frekans, bu alt renkler geliyor. 20 yaşlarında falan bunlar çıkmaz. Ondan da çıkmaz. 50'ler falan böyle biraz. Tam o Tom Waits, o çok fena. Öyle birkaç kadehten sonra gelen bazı. O bir de yılların kadehi. Yılların kadehi tabii. Bayağı bitmiş kadehler. Tabii. Fakat onun da bir tadı var. Yani şöyle bir şey var abi. Kusursuz olan hiçbir şey güzel değildir. Kusur şarkıcıyı güzel yapan şeydir aslında yani. Bir şeyi vardır adam. Çok bilmem ne olmuş. Çok şu olmuştur. Ondan demiyor. Ya hocam ben senelerce şunu yaptım. Adamın sesi bak nasıl çıkıyor. Çıkar. Onun kusuru ama karakteristik onu... bir durum var abi hatada. Aynen. İşte öyle. Ozzy Osbourne mesela. Evet, en basiti yani baktığın zaman hiç iyi bir ses değil. Tabii. Çok rahatsız edici bir ses hatta. Ama adam heavy metal'in yaratıcısı ve o karakter o yani. Bitti. Biraz ileri alıyorum bunları. İstediğin gibi. Adam zaten öldürecek milleti. Çok fena. Ya böyle bir gürültünün içinde böyle bir renkle kalabilmek acayip zor. Tizler var mı acaba? Abi o motordayım gidiyorum şu anda. Hiç sağa sola bakmıyorum. Bu ne? Türkçe'de şeyin karşılığı yok. Crooning denilen hareketin. Yani Frank Sinatra, crooner derler ya. Dean Martin, Frank Sinatra. Yani işte Sammy ne Davis Jr. Crooner? Abi crooner karşılığı diyorlar. Yok zaten. Yani karşılığı yok. Sorsan da yani, bir anlamı yok. Atıyorum işte bunları crooner deniyor. İşte Dean Martin, Sammy Davis Jr. İşte Frank Sinatra. Bu böyle yani aslında Türk sanat müziği gibi. Yani o böyle bir şeyle crooning derler. Bu herif de aslında modern zaman crooner'ı. Çok böyle bir yani modern ama klasik anlamda klasik Amerikan o ha, evet, şey evet, gibi. Evet, anladım. Tom Waits de mesela bir, o kendi tarzında bir crooner. Nick Cave de mesela böyle. Yani bunlar böyle klasik anlıyorum. Ses ama klasik değil gibi. Değil. Böyle bir renge sahip olduğun zaman işte o distortion'ların seviyesini ayarlamak zorundasın yani. Deli gibi şey yapamaz yani. Sepultura işiyle bunu birleştirmek kolay değil. Kendine az çok güzel bir sound yaratılmış. Belli bir aralıkta söylüyor. Üstüne çalıyor gitarlar, enstrümanlar. Zaten bak davullar bile böyle şurş yok. Tadında hep daha çok şeyler kullanılmış, tomtomlar şunlar bunlar. Hep onu saran bir sound. Belki işte. Bir şey soracağım. Bu sesi, yani bu adam hep böyleydi. Tabii ki gençlik kayıtları daha farklı. Kim bilir ne vardır. Tabii. Queens of the Stone Age'le sahnede canlı söyledikleri var. Mesela First Aid Give It diye bir şarkısı var Queens of the Stone Age'in. Orada mesela bu adam var. Ama orada da böyle söylüyor. Çok pes bir ses zaten. Bunu mesela ömür boyu kullanmak ne kadar... Bu ömür boyu kullanır bu rengi. Çünkü bu zaten o. Tabii. Yani aralık çünkü şöyle bir aralık. Rahat kullandığı bir aralık. Hiç yormuyor. Zaten şöyle bir şans var. Bariton ve bas sesler... Abi ömür boyu hiçbir şey olmaz. Şey böyle nasıl diyeyim? Evladilik ses. Kalabilsin çocuğuna kalır yani. Ama tenorlar yani daha hassas renkler, daha soprano kadın sesleri bunlar çok şeyler. Çünkü hep tizleriyle meşhurlar. O tizler birazcık kırılmaya başladı mı, biraz yaşla düşmeye başladı mı bütün bir sürü metal vokalinde var o acı son. Çok evet. Acayip herif gençliğinde sonra Bon Jovi mesela. Yani. Bon Jovi ne kadar Lidin adı Preye. Yok yani. Abi mesela en kötü, en üzüldüklerim Mötley Crüe oldu. Zaten hani gençliğinde de çok iyi bir şarkıcı değildi. Ama daha Vince Neil artık ya, yani tabii, yok. Ya yani şey Axl Rose. Axl gene iyi. Bak o onlar arasında... O bir toparladı aslında evet. Axl çok ilginç bir karakter abi. Yani Axl aslında tenor değil. Axl bariton, pes sesli bir an konuşması böyle böyle ya evet. Konuşan. Fakat bu bariton seslerde oktav sesler, tizler çok açık oluyor. Öyle bir geliştirmiş ki herif kendini. Yani zaten ana ses değil çıkardığı ses. Yapay bir karakterdi. O nedenle ya göbekli möbekli şimdi böyle lamaluba izliyorum. İzledim en son İstanbul'da falan ama ben çok seviyorum ya. Yani. Ben de çok seviyorum. Çok saygı duyuyorum yani. Okay. Hala sahnede yok baba ya. Yani o kadar param var, o kadar şeyin var, her şeye sahipsin. Hayır abi müzik yapacağım sahneye inatla yani. Evet. Güzel benim hoşuma bence gidiyor. Bence de bence de. Hastasıyım yani şey. Rock ruhu bir, yani bir, bir grubun hakikaten ya grubu kurmak gerçekten çok zor bir şey değil ama devam ettirmek ya. İnanılmaz zor. Mesela Pentagram'ın yapabildiği en güzel şeylerden biri o grubu doğru. Sürekli devam ettirebilmek tabii, gibi aslında. Tabii gittikçe de efsaneleşiyor. Evet evet. Abi olay şu. Venomur konserini izlemeye geldim. Öncesinde işte Arch Enemy geldi evet. Falan bir sürü grup da vardı. Sesleri kısık bunların. Evet, o çok kötüydü gerçekten. Dönüyorum o Eric Adams'ın solisi galiba ben evet, olurum. Evet.
Her şeyi kıstırıyor. Ben çıkacaksam benden önce... Çıldırdım. Ben... Kadın o kadar iyi söylüyor ki. O dedim duymak istiyorum. Evet. Aç aç diye bağırıyor. Açmıyor herif. Yemin ediyorum ben onu 4 parça izledim dedim. İzlemiyorum seni. Protestoyu var. Abi şeyde. Arşenemin'in benim mesela sahnede, sen mesela onlara da dikkat ediyorsundur. Sahnede her hareketinin çok planlı olduğunu hissettiren bir hali var bence. İlginç. Dolayısıyla izlerken böyle biraz geliyor. Bir komik geliyor yani hani aslında ama. Arch Enemy'nin efsane Nemesis şarkısı bu vokalist değiştikten sonra tabii bu şarkı eski vokalistle. Eski vokalleri de bir hayvan. O çok acayip. Bu Alisa'yı bulan kadın da o bu arada. Evet. Ama yani kendisi, o ben çekiliyorum artık bu kız geliyor. Kendisi olağanüstü bir vokal. Evet, çok ya. Acayip. Ya işte ah. Erdoğan. Bir de eskiden popçu biliyorsun bunlar. Yani Agonist diye bir vokal. Agonist diye bir grubu vardı Alisa'nın. O zamandan ben de biliyordum ama... Daha şey vokaller yani böyle yumuşacık. Arch Enemy'nin son şarkısında clean vokal var. Ha, izlemedim. Oh, püfür. Ait. Ama güzel değil mi o ya? Hadi bakalım. Eski kemancıya gider midir abi? Oh. Tabii esiyor ya, bir şeyler esiyor. Yazın izlenecek şarkı. Vokal geliyorum. Çok iyi vokalleri var. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Çok güzel, çok. Haydi bakalım. Oyun havasını. Bakınmış bu arada konser. Oh. Bu arada Michael Emmett, Carcass'ın efsane gitaristiydi. Carcass gerçekten melodik, çift melodik gitarda Carcass diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bayağı melodik zaten. Ha? Onlar da zaten. O lezzet oradan geliyor aynen. Zaten. Zevk işte ya. 10 saatte öyle izleyeceğim. Çok güzel, çok. Peki Türkiye'de böyle dikkatini çeken metal vokalist var mı mesela? Erkek kadın. Hiç metal fark etmez. Metal vokalist bilmiyorum ki ya. Ben uzun süredir hakikaten Türkiye'deki metal gruplarını takip etmiyorum. Peki rock diyeyim hadi. Abi ya bilmiyorum. Ben gene 90'larda kaldım galiba. Tamam çok iyi. Kim var mesela? Mesela eskiden şeyi çok severdim. Kargo grubunu çok severdim. Ama Koray çok yetenekli bir vokalist. Müthiş bir adam. Gerçekten. Soundları. Evet. Çok temizdi. Bir dönemin böyle Bon Jovi havasında estiren. Ben çok severim zaten. Yani... Bu arada zaten Kargo yani MŞŞ harika bir besteciydi yani. Kesinlikle. Serkan çok iyi bir klavyeci, besteci, prodüktör aynı zamanda. Kesinlikle. Serkan benim üst komşumdu bu arada. Kendisi selam. Ya nefis, Kargo'yu çok severdim. Mesela onun haricinde de sevdiklerim vardı. Birkaç tane vardı şimdi hatırlayana kadar tabii o yıllardan. Bad Luck vardı mesela. Bad Luck. Hatırlamıyorum. Malt'ı çok severdim ben. Malt grubu. Onlar yeniye doğru geliyor ama. Evet tabii. Yani tabii 90'lar değil tabii ki. Ben abi neydi? Check the. Abi, Tibet Ağırtan. Tibet Ağırtan Mavi Sakal. Tabii Mavi Sakal. Hatta Kargo'nun ilk solistini de hatırlar mısın? Kız solisti vardı. Yıllar sonra ilk olarak Kargo bir kız solisti vardı onların sonra, gözlüklü. Hatırlayamadım. Çok tatlı. Hatırlayamadım. Ya. Mesela o Egoist diye bir grup vardı. Egoist hatırlarsın. Evet hatırlarım. O da mesela şey. Ya kemancıya gittiğim zamanları hatırlıyorum. Alt kemancıda hani bayağı böyle cover çalan gruplar vardı. İşte ben Özlem Tekin Şebnem Ferah izlemedim canlı ama o dönem o Acil Servis abi. Acil Servis. Hey Bebek. Bir saniye. Ne kadar güzel bir vokaldi. Olağanüstü. Hala aslında devam ediyor Acil Servis. Fakat işte bazı insanlar şeyi hedeflemiyorlar yani. Ben daha çok tanınayım. Hı-hı. Daha da geniş kitledim. Hayır abi ben metal bu müziği seven bir adamım. Biz bu barda bunu çalmaktan çok keyif alıyoruz. Evet. Daha fazlasının önemi yok. Nasıl keyif alıyorsa. Çok acayip. Bu arada Acil Servis'in gerçekten o Hey Bebek mesela vokal şov yani. Ya, çok iyi. Çok iyiydi. Şimdi o zaman. Geliyor. Hava canlısı. Evet hayvan. Tabii. Bunu yapıyor. Uf. Bu işte bak. Evet bunu çalışmış abi. Bu aslında yani en ufak hatada var ya acayip ses tellerine zararlı biliyor musun? Değil mi?
Tabii yani doğru yeri çalıştıramazsan burada iki tane ses kası var. Bir normal ses tellerinin bulunduğu ses kası var. Bir de altta fals ses kasları diye iki tane daha ses kası var. Onlar tam gırtlağın altı şeyde yani onun da altında. O yüzden böyle konuşmaya çalışıyorsun, öksürmeye başlıyorsun mesela. Ses tellerini çarpıştırırsan bunda bütün şey olur. Fry oluyor. Altı yapabilirsen işte o alttaki o ses geliyor. Şimdi iğrenç bir ses gelmiştir ama evet. Altta böyle çalışıyor. Evet dedim ben de değil mi? Ya, ama çünkü kendi başına bir rezalet. Aynen lan. Böyle bir diye bir alttan gelen ses. İşte o fals ses kasları. İki tane farklı şey var. Bir daha küçük. Onları çarpıştırıyor herif. Onu çalışıyor. Peki bir şey soracağım. Şu anda bunu izleyen, yeni müziğe başlamak isteyen, yeni vokale başlamak isteyen, böyle ya da değil, ilk yapması gereken nedir? Bir yeni bu işe başlayacak, şarkı söylemek isteyen ve daha iyi söylemek isteyen, belki evinde söylüyordur eşine dostuna. Hiç fark etmez. Yani bir yeni bir vokalistin ilk yapması gereken üç şey nedir? Şimdi eskiden olsaydı git bir şan hocasından önce bir küçük böyle bir eğitim al derdim, okulda hocana bir sesini göster ama şu an aç YouTube'u. Gerçekten artık öyle bir. En profesyonel şarkıcıyla bir konuştuğumda hani bilmem grubun solisti diyor ki YouTube'dan öğrendim. YouTube'da aslında birçok bunu anlatan var. Ben genel olarak şarkıcılığın temelinde başında iki tane sorun olmasından korkarım. Yani kendini şöyle kontrol edeceksin. Herhangi bir yanma acıma var mı yaptığın şeyden sonra? İster pes ses çıkar ister ses çıkar. Ne yaparsan yap. Yanma acıma kısılma varsa yapma, yanlış gidiyorsun. Bir şeyi yanlış yapıyorsun. Kesin. Demektir. Devam edersen o ses gidecek. Yoksa ne yapıyorsan devam et. Ve zorla yani ufak ufak dene. Yükselmeye bunları da çalışabilirsin. Hı hı. İstediğin brutal çalış, scream çalış, ne çalışıyorsa. Sıkıntı orada acı oldu mu? Acı varsa sıkıntı çalışma var. Bitti. Evet. Onun haricinde tabii sen atıyorum bir opera şarkısı olacaksan YouTube'dan opera şarkısı olman çok zor. Yani öyle bir şeyin eğitimini de vermiyorlar abi. Şimdi bak reaksiyon işi yani hani ben ilk yaptığımdan sonraki yapılan reaksiyonlar oturuyor bir opera koçu izliyor ama nasıl yapılır? Onu anlatmaz. O şuraya kadar gelir. Ya bu yaptığı şöyle, bu yaptığı böyle. Hay bu da doğru yapmış. Gel ders al der yani. Hı hı. Bunları free olarak ben sana niye vereyim? Hayır bir de zaten şimdi eğitim orada setim var, eğitim setimi al der. Hayır bir de bu böyledir yani. Operacılık bir tık daha fazla eğitim isteyen ve çok ömür. Ciddi bir tabii ki. Altyapı isteyen bir şey. Tabii ki. Ama genelde 5 tane şarkı dinleyip yok. Opera dinleyip yapamazsın böyle bir şey. Evet yani. İyi taklit yapabilirsin. Farklı. Tabii evet. Yani eğitimini al. Ama genel olarak şarkıcılığın içinde hepsi var. Pop şarkıcısıysam bile belli oranda gene şey yapman gerekiyor yani o eğitim süzgecinden geçip ama dediğim gibi ilk üçüne dikkat edin. Başınıza bir şey gelmesin yeter. Peki King Diamond sever misin? King Diamond aç dinleyelim. Ben çok dinlemem ya. Ben şey yani ben eskilerdeyim abi Nirvana'lar, Slayer'lar efendim işte yani şey Sonisphere kaçta gelmişlerdi adamlar? 2008 miydi? 9 muydu? Oradayım ben yani. Ha değil mi? Evet. Ya bir de Iron Maiden hastasıyımdır ben. Harbiden. Whitesnake, Iron Maiden, Def Leppard. Abi King Diamond çok ilginç bir ses. Bunun üstüne konuşabiliriz yani. Olur. Bak bariton karakteri işte bu. Bu kafa sesi bunlar. Falsetto dediğimiz şey bu değil mi? Kafa sesi. Ha anama. Ama tabii maskeyle beraber birleşince. Night! Damn gibi de damn. Children of Bodom var ya. Hastasıyım. Oh be. Come on. Çok eğlenceli. Oh tipler! Çok zevkli. Bu işte eski tip ya bunlar. Abi zaten Merciful Fate zaten 70'lerde. Sonra King Diamond solo olarak devam etti. Sleep Night falan yani Sleepless Night falan inanılmaz şarkılar. Ben radyoda yani her hafta çalmamak için uğraştığım bazı gruplar var. Çalamam King Diamond, Slayer, Motorhead, Metallica. Bir de şey vardı bak onu hiç gelmez şimdi. Yine bu renkte söylüyor da. Painkiller diye bir şarkı. Judas Priest, Rob Halford. Allah kahretmesin. Deliriyorum. Harbiden mi? Deliriyorum. Çok severim Judas Priest. Harika. Yani bu rengin işte uzmanı dünyada o. Evet evet. Rob Halford bu kafa sesleriyle söylemenin uzmanı. Tabii. Müthiştir onun tizleri. Rob ama bu adamlar bariton bak. Tenor değil bu herifler. Yani. Zaten bak şunun... O işte... Bir yerini göstereceğim sana. Gerçek tenoral karakterle bu sesleri çıkaran... Iron Maiden'ın solisti. Bruce Dickinson'dır. Bruce Dickinson, bak Bruce Dickinson dediğiniz şimdi aklıma geldi. Bruce Dickinson'ın bir şeyi beni yıllar içinde yormaya başladı. Hep aynı tonda duyuyorum. Yani inanılmaz bir ses yani. Bunun tartışılacak hiçbir noktası yok. Abi müzik bitti. Ama yani
hep bir live'ını izliyorum. İnanılmaz bir yetenek Bruce öyle, Dickinson. Öyle. Dünyanın en iyi heavy metal vokalistlerinden biri. Hatta genel olarak en iyi vokalistlerinden biri. Tabii. Fakat hep aynı tonda bir şey duymak beni yormaya başladı bir noktadan sonra. Bence şundan kaynaklı abi. Şimdi Killers gibi, Purgatory gibi yani efsane albümler gelmiyor artık. Gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi o efsane... Ben ilk böyle, 5 albüm benmiş. Somewhere in Time, Power Slave. Herkes orada. Herkes orada. Şimdi yeni yaptığı artık şey geliyor. Of bitirdi. Hmm. Bu parça artık geçmeli. 12 dakika şey, olmalı abi. Şey abi. İşte, anlıyorum yani. İndi. Çok renkli vokal. İşte abi budur. Bu müzik bu böyle solistlerle güzel. Çok iyi. Rahat. Bak bu normal vokal edildi. Bir de kadın vokal var arkada ayrıca. Bir, da, bir daha var. Zaten. Evet. O da geldi. Evet o da ekliyor. Peki senin izleteceklerine gelelim artık istersen bir bakalım. Neler var acaba? Ben bir Sepultura dinletmek isterim tabii sana. Tabii ki. Sepultura. Ben de Sepultura. Max Cavalera zamanı mı? Radamata. Aa çok ilginç. Tabii dili langur lungur zaten herkes de bunu dinliyor. Bu arada yani. Bir şey söyleyeceğim. Çok severim. Tam yani bunu daha önce konuşmadık. Bunun olduğu Roots albümü. Roots albümü bu hafta Orman. 30. yıl. Şaka. Bu albüm biliyor musun? Belli kayıtları Amazonlarda yapılmış. Evet. Ratamata onlardan biri. Kalıyorlar canlısını abi. Canlısını açayım mı Ratamata? Lütfen. İşte bu. Hasta var hasta. Brezilya grubu böyle küçük farklarını belli edecek yani. Enstrümanlar, çalışları. Çok güzel şarkı. Çok ya. Un, dos, tres, cuatro. Of ya. Abi bu işte tam bir böğürme biliyor musun? Bu arada bir şey söyleyeyim. Hmm. Zamanında gerçekten çok etkileniyordum. Fakat Max Cavalera kadar sesini çok kötü kullanan başka bir vokalist olamaz. Böğürüyor ya başka şey. Net ya. Ya bir tekniksiz gibi tabii, yani. Tabii. Bir yere kadar gitmiş. Allah aşkına. Ruhtan sonra yani gerçekten çok korkunç bir şey oldu yani. Doğru. Ve biz işte Cavalera Conspiracy ile İstanbul'da izledik. Hmm. Ben kötü bir konsere miydi? Biraz geç kaldım. İçeri girdim. Dedim herhalde konser bitti. Kötü bir cover grubu çıktı. Bunlarmış hala sahnede abi. Be. O kadar inanamadık yani. Hmm. Lan keşke evden çıkmasaydık dedik. Acaba yani, kafaları çok mu güzeldi? Abi yok bence bitmiş. Var. Bitmiş. Ha, bitmiş. Bu, sanmıyorum öyle olduğunu. Yani öyle olsa bile. Olmaz çünkü yani. Ses yok ses bitmiş. Yani olmuyor. Bir de zaten. Ama şu an gözüküyor zaten o. Diye bağırıyor değil yani. Mi? Bunda bir teknik. Ha, vokaller var. Bu iş çok. Yapmıyor gördün mü? Yapamaz çünkü de. Albüme bir bak. De şu cupping hikayesi herkesin söylediği şey. Mikrofonu kapatma. Değil mi? Bir doğal distortion. Evet. Yani bunları teknik olarak kullanıyorlar. Ha. Abi nasıl yapacak? İnsan diye. Yani stüdyoda yaptığı şeyi yapamaz sahnede kolay kolay. Metallica'nın mesela şeyini izlemiştim. Bayıldım ona. Adamlar bir sürü parça kaydetmişler. Daha yarısı demo aşamasında. Radyocuları çağırıyor bilmem ne. Ha çağırıyor. Şeyde. Some Kind of Monster. Bitmemiş ama. Oturuyor herifler. Dinliyorlar. Söylüyorlar abi bak ben bunun sözünü beğenmedim. Buradaki parçanın vokali hiç hoşuma gitmedi. Şurasını beğendim. Oturuyorlar ha bir saniye diyor yani. Ben bir şeyler yaptım ama bu yaptığım her şey çok güzel değil demek ki. Sıfır sil baştan. Şarkıcılık da böyle bir şey yani. Mükemmel ben okulda bir beste yapıyordum mesela. Ah diyordum lan koydum ne beste. Eve bir gidiyorum kaydediyorum. Ben böyle mi okuyorum ya diyordum. Evet öyle okuyormuşum abi. Kulağına kendine çok iyi gelen bir şey hiç öyle olmayabilir. Kayıt yapacaksın, dinleyeceksin, kayıt yapacaksın, dinleyeceksin, deneyeceksin, türleri deneyeceksin. Sonsuz bir şey hikaye abi. Peki, yani Emre sadece bir YouTuber olarak anlatmayalım. Daha önce de söylediğim gibi Emre bir vokal koçu ve pek çok sanatçıyla çalışıyor. Kimlerle çalıştın şu ana kadar ve çalıştığın sanatçılara söylediğin ilk... trik ne mesela? İlk yani mutlaka yapma, şöyle, herkesin yapması gereken şey gibi. Şimdi mesela... İlk söylediğin uyarı, yorum. Daha böyle daha gelişme aşamalarında genç çocuklarla çalışıyordum. Bir sürü işte 2090'ların 98'den beri yapıyorum çünkü. Sonra işte profesyonel şarkıcılar girmeye başladılar. İşte atıyorum ilk çalıştıklarım böyle rock şarkıcılar. Umut Kuzey ile çalışmıştım. Daha o zaman ben de öğrenciyim. Sonra o bitti. İşte bir sonraki dönemde daha pop şarkıcılar Gülben Ergen geldi. Sonra işte gittikçe YouTuber'lar gelmeye başladı. YouTuber'lar şarkıları. Şimdi artık
çalıştığım kişinin sınırı yok. Çünkü herkesle ilgili bir şey söylüyorum ve herkes o söylediklerimden sonra mesela atıyorum Oğuzhan Koç'a çok burundan okuyorsun diye video yapıyorum, gülüyorum, insanlar izliyor. Bakıyorum ki Oğuzhan Koç iki sene içinde onu biraz daha toparlamış. Onun için başlıyor. Aslında bu doğal vokal koçluk yapıyorsun insanlara. Ya bak bunu yanlış yapıyorsun. Atıyorum bir rapçiye diyorum ki ya nefesin kesiliyor senin. Bir problem var abi bunu bir bakıyorum onunla ilgili başka bir şey denemeye başlamış. Veya daha vokal... Artık açıldı. Ya herkese gitmeye başladı. Yani şununla çalışıyorum diyeceğim bir noktayı çok geçtik. Rain Man de parçasını gönderiyordu. Enes de gönderiyordu. Hepsini dinliyordum. Bak bu güzel olmuş. Bu böyle olmuş. Bir rapçi de Tahribat-ı İsyan o gruptaki solistler çocuklar. Bence çok yetenekli çocuklar. Acayip yetenekli çocuklar. Geldikleri noktaya bak. Evet, inanılmaz gerçekten. Gidiyorlar da yani. Evet. Tutmak imkansız. Yani. Bu arada mesela Ahiyan'ı çok beğeniyorum ben. Ahiyan'ın sesi falan. Yetenek. Var. Çok büyük yetenek mesela. İşte çok acayip şeyler var. Ve o kulvardan ne acayip sesler çıktı. Evet. Bütün müziği şu an onlar şekillendiriyorlar. Ki pandemide tamamen. Tamamen. Sürtle ev sürüsüne döndü yani. Şimdi biraz artık sahneler açıldığı için daha farklı sesleri duyabiliyorsun ama yani. Böyle. Harikaydı. Barış buraya gel her zaman abi. Abi ben buradayım bundan sonra. Reaksiyon için oradayız. Laptop burada kalsın. Bunun bir sonrakini benim karavanda yapıyoruz. Haydi. Olur abi. Çok teşekkür ederim. Süpersin. Harika. Çok teşekkürler beni buraya davet ettiğin ne için. Ne demek. Harikaydı. Çok eğlendim. Gerçekten. Bayağı günün ortasında bir şey söyleyeyim mi? Hayatım boyunca müzisyenlerle muhabbet etmek istedim. Müzik bilen insanlarla. Çünkü sömürecek çok şey var. Harika bir şey. Eyvallah. En sevdiğim şey bu. Eyvallah. Çok teşekkürler her şey için. Emre Yücel'in kanalına abonesinizdir büyük ihtimalle. Ama değilseniz bile mutlaka bakın, abone baksınlar olun. Baksınlar ya. Bakın bakın. Çok abone iyi. Olmalarına da gerekiyor. Gelin takın. Gelin bakın oradan. Takın. Mutluyuz. Bizim kanalı da artık bir şey yaparsanız. Yani. Rica edeceğim yani. Eyvallah. Sağ olasın. Süper. Kendine iyi bak. Çok sağ ol. Bay bay. Görüşmek üzere. Radyo Eksen'desiniz. Benim programım özellikle kendi reklamımı yapayım. Perşembe akşamları saat 9'da. Görüşürüz.